Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Orosklent kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu buketle hepinizi selamlıyorum. Bunu diktiğim zaman, bunun eşini göstereyim size arkadaşlar, böyleydi. Bu başka bir yerdeydi. Bu henüz dallanmadı. Bakın, aynı zamanda dikilen sukulent, yer farkından dolayı böyle bebek verdi ama oraya sığmadı. Mecburen çıkarmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş tabii ki seyrekliyorum. Nedeni şu, çünkü büyüyünce böyle kol atıyorlar, bebekleniyorlar. O yüzden bunlara daha geniş alanlar sunmak gerekiyor. Bunu buraya koyayım, bakayım neresi, ne bulabilirim. Çünkü çok güzel şu aradaki kuruyanları. Bakın, herhangi bir ıslaklık yok. Sadece yer sıkışıklığından dolayı bunu çıkardım. Bu nedir? Ha, bunu da ay bu da çok güzel, bakın. Yukarıdaki türlerden bir tanesi, yapraktan yetiştirdim. Bu da orada bayağı büyüdü. Yer değişikliği yapıyorum. Bu özel Koreli türümü de yine diğer sukulentler kapatmıştı. Böyle daha serbest bir yere aldım. Şunlara bakıyorum. Bunların alt yapraklarındaki yaşlıkları temizledim. Hatta şurada var. Onları da alalım beraber. Heh. Yavaş yavaş çünkü. Normaldir bunların tabi böyle alttan yaprak ıslatmaları. Şu pembe de aynı şekilde. Bunu da alalım. Ne oluyor? Oralardan nefes almış oluyorlar. Havasız çiçek hiçbir zaman büyümez. Ne yapar? Hemen yaşamını devam ettirmek için yaşlı olanları bünyesinden atıyor. Evet. Şu boşluktan bunu çıkardım arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine. Şu dar saksının güzelliğine. Hani saksılarda sukulentim olmuyor diyenler için bakın ne kadar güzel oldu. Ama şu aradaki luluları çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki diktiğim zaman böyle değildi. Yoksa buraya dikilir mi bu? Ama çıkarabilecek miyim tabii? Hı. Ay bebekler, 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 her yerden bebekler. Bunu böyle buradan alırsam ne yapar? Yaprakları gider. Gitmemesi için ne yapayım? Şunları şöyle bir yanlayayım. Hı. Onlar sert çünkü. Bu çok böyle hafif. Bakın. Evet, luluları şuraya alıyorum. Ya. Diğer luluyu da alalım. Bakın, buradan bebekler verilmiş. Bu saksılar da daha iyi bebek veriyor. Yapraklar. Çünkü gerekli nemi ve gölgeyi orada buluyorlar. Yine şöyle bir yanlayalım. Böyle çekip çıkarırsak ne olur? Yaprakları da kırılır. Hadi bakalım. Bu da sağlıklı bir şekilde çıkmış oldu. Burası lulu yeri olacak. Evet, bunlar da ne yapmış oldu? Güzelce rahatlamış oldular. Bakın buralardan ne kadar güzel bebekler veriyor. Evet, bu saksımızı alalım. Bakın çok güzel bir dizayn. Tekrar yerine koyalım. Hı. Evet. Buraya bakıyorum. Burası da gayet iyi. Herhangi bir değişiklik yok, olmaması lazım yani. Herhangi bir değişiklik gerekmiyor burada.
gayet rahatlar, serbestler. Burada arkadaşlar kocaman Fred vardı. Hani şu sukulentimi bayağı bir etkiliyordu. Onu güzel çıkardım. Buraya sunburst'ın bir tanesini diktim. Buradan olmuş oldu. Güneş ve hava almaya, daha iyi güneş almaya başlamış oldu. Evet arkadaşlar, gövde çürümesi olmuyor mu diye aklınıza bir soru gelirse, evet oldu. Bu. Ama nasıl oldu? Yukarıdan kökler vererek oldu. Yani diyorum, bu aslında çok büyüyen bir tür. Neden henüz bir şey yapmadı? Çıkardım. Bir baktım ki kök bayağı bir ıslanmış, çürümüş. Ama yukarıdan şey vermiş, hava kökleri vermiş. O yüzden hem saksıyı boşalttım, hem de bunu da buraya diktim. Yavrusu vardı, onu da buraya aldım. Ben burada gelişeceklerinden inşallah emin gibiyim. Evet, buradan o şeyi aldım. Buraya yine küçük türlerden dikeyim. Çabuk çabuk büyüsün. Toprak da atayım, gübre de atayım. Evet, değişim zamanları arkadaşlar, Eylül. Çünkü şimdi yaprak atıyorlar. Evet. Şunda da bir at. Yaprak kuruması, Allah'tan çürümesi değil. Evet arkadaşlar, bir büyük saksı olacak şekilde lolalar görüyorsunuz. Muhteşemler. Normalde lolalar bu kadar yani büyüten vardır da, genelde bir problem oluyor. Çabuk gidiyor bu lolalar. Evet, bu dragonları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu kapatmış Fred Ives Variegata. Evet, bu da buraya çok inmiş ama yapacak bir şey yok. Şu anda idare eder. Şimdi idare eder şimdilik. Evet, hep beraber bakalım. Bu nedir? He, bakın. Alt yapraklar. Hemen. Başka var mı? Görünmüyor. Şunlar harika. Bunlar uzayan tür de oluyorlar arkadaşlar. Şunlar gayet iyiler. Şunların renkli jelibomlar. İyice güneşle renklendiler, patlattılar. Gördüğünüz gibi. Şu bronzelerde çeşit çeşit böyle çok bronz, bordo olanları da bu tür. Evet arkadaşlar, hem video çekiyorum hem burada tabii ki şu saksıma güzel bir aranjman yapacağım inşallah. Sarkan türlerden. Yani güzel olacak. Sukulent koyar mıyım bilmiyorum. Belki bebeklerden koyarım. Bu para ağacını koydum. Evet, çünkü çoğalıyorlar arkadaşlar. Seneye inşallah burayı da sukulent yatağı yapacağım. Yani belli olmaz. Belki Eylül gibi yaparım. O da bir düşünce kafamda. Yani şu çiçeklere acıdığım için. Çünkü onlar o zaman çıkacaklar. Veya çıkmayacaklar. Onları saksılarından alır da başka yere de koyabilirim. Çünkü şu anda gerçekten çok güzeller. Yani yazık bunları çıkarmaya. Burayı biraz böyle bir yarım metre 60 santim yukarıya doğru yükselteceğim ve bir sukulent yatağı daha buraya yapacağım. Sebebi burasının çok güneş alması. Naylonlarla da korurum. Diğer taraf gibi gayet güzel olur. Evet, anonim verdim de bu güzel sepet saksıma diktim. Çok güzel oluyor bu da. Böyle sert yapraklı anonimler gerçekten hem tok duruyorlar hem de göz dolduruyorlar. Aslında ben bu sarkaçı morganyumlar için almıştım. Bakın arkadaşlar, şu graptoya benziyor. Çok güzel bir tür.
Yapraklarından aldım, çoğaltacağım bunu. Portekiz'den Maria'dan almıştım. Bunları da öyle dedim sarkıtayım. Yani sarkıtınca güzel oluyor. Yukarıya doğru olunca graplolar o kadar güzel durmuyorlar. Güzel iki tane kocaman Fred'im vardı. Yani buraya diktim. Yine bronzeler, pembe bronzeden vardı. Bunlar mavi bronzeler. Bu pembesi, bu dediğim o grapto çeşidi. İsmi var ama aklıma gelmedim. Gene böyle bronzelerle falan burayı zenginleştireceğim. Şuraya da bir tane şey diktim arka, hatta 2-3 tane atlas. Böyle. Bakayım kaç tane? 1, 2, 3 tane atlas dikmişim. Merak ediyorum onların şeylerini, çiçeklerini. Evet arkadaşlar, buradaki sukulentleri kaldırmıştım. Geçen videomda söyledim. Buraya güzel bir krasula, gül krasula diktim. Evet. Bu bir türlü saksıda olmadı. Bakalım burada olacak mı? Yani güzel bir dizayn oldu, en azından uygun. Çünkü büyükler küçükleri kapatıyordu. Verim alamıyorduk. Yani verim derken Allah'tan, yani o kadar sıkışıklığa rağmen bir çürüme olmadı. Evet, her gün bir Gibi Flora'yı göstereyim. Gibi Flora. Bunlar problemsiz arkadaşlar, gerçekten. Bu marullar, yeter ki bunları dondan koruyun. Sıcağı mesela çok seviyorlar. Çok sıcak olan illerde bunlar yetiştirilebilir. Onlara tavsiyem. Çünkü yaprakları kalın ve güneşi bunlar çok seviyorlar. Kolay kolay erimezler. İnce yapraklı sukulentler gibi tabii ki değiller ve güneşi çok seviyorlar, sıcaklığı çok seviyorlar. Evet bakın. Harikalar. Buradan da bakın ne güzel kesmiştim. Bebekler geliyor. Ya. Sürpriz. Ben de ilk defa görüyorum. Bakın her boğumundan bebekler geliyor. Evet, keşke mümkün olsa da bunları o çiçekleri yanan arkadaşlara gönderebilsem. Şu anda mümkün değil tabii. Posta ücreti oho, şeyin bunun 10 katı. Böyle arkadaşlar, yani Gibi Flora'yı onlara tabii ki öneriyorum. İkliminize göre sukulent çeşidi almalarında fayda var. Ortancanın çiçeğinin güzelliğini arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi bütün yazın, bahardan başlıyorlar, kışa kadar böyle açıyorlar. Neydi bu? Yani devamlı açan dört mevsim diyelim. Yani kışın tabii ki değil. Kışın yaprak döküyorlar. Yani çok kısa bir süre, o kış mevsiminde 3 ay çiçek açmıyorlar. Baharla beraber bunlar bakın, tomurcukları da var. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.